Altıncı çakra. Altıncı çakra bizim vizyon çakramızdır. Geleceğe bağlanabilmemiz için, geleceği hayal edebilmemiz için, gelecekle ilgili vizyonlama ve aynı zamanda canlandırma yapabilmemiz için, umudumuzu geleceğe bağlayıp umudumuzla yaşayabilmemiz için altıncı çakramız çok önemlidir. Altıncı çakra iki kaşın tam ortasında, yani burun çizgisinden yukarıya çıktığınızda kaşlarınızın tam ortasında, kaşlarınızın uçlarının birleştiği, burnunuzun yukarıya doğru çıktığı tam o çizginin ucundadır. Biz altıncı çakrada insanların üretebilme kabiliyetlerini, aynı zamanda gelecekte ise bunu nasıl konumlandırabilecekleriyle ilgili vizyonlarının olduğunu, bakın kabiliyeti harekete dökmek değil, vizyonlarının olduğunu biliyoruz. Altıncı çakra bir insanda yaşanmış ve travmatik olay oluşturmuş hallerin sevgiyle şifalanabilmesindeki en önemli dayanak noktamız olduğunu biliyoruz. Altıncı çakra kafa arkası, kafa önü ve aynı zamanda kafanın sağ ve sol tarafları dediğimiz yan çakraları, arka çakrası ve ön çakrası olmak üzere diğerlerinde olduğu gibi dört ana merkezden oluşur. Kişinin kafa önündeki, yani gelecekle ilgili olan kısmında dengede ise kişi geleceğinde konumlanabileceği alanla ilgili hayaller kurar ve onu motive eder. Ve olumsuz hallere yakalandığında bu çakra gelecekten ona vizyonlama enerjisiyle birlikte onu ayağa kaldırabilir. Arka taraftaki dengede ise kişi geçmişte yaşamış olduğu olayları olumlu olumsuz bakmadan onları düşündüğünde mutlu olur, olumsuzundan da neler ders çıkarması gerektiğinin farkında olur. Altıncı çakranın sol tarafı kişinin kendinle ilgili şu anda yaşadığı ve o yaşamış olduğu halin içinde hayal kurgusu yapabilmesini sağlar. Yani yaşamak ayrı bir şeydir, yaşadığınız şeyin farkındalığına ulaşmak ayrı bir şeydir. Kişinin sol tarafı şu an yaşamış olduğu olayların farkındalığını verir. Sağ tarafı ise ikinci kişiler ile ilgili yaşamış olduğu olayların farkındalığı ve aynı zamanda ikinci kişilerle ilgili yaşadığı olaylardaki rollerinin farkındalığını verir. Biz altıncı çakramızda genellikle dengede kalabilmemiz için hayal ile eylemi beraber götürmeye çalışırız. Yani altıncı çakra size bir hayal kurdurup onu vizyonlatabiliyorsa, yani onu size tanımlatabiliyorsa, onu eyleme dökebildiğinizde siz kendinizi dengede hissedersiniz. Sürekli hayal kurarak, sürekli gelecekte kalarak bu da bir dengesizliğin işaretidir. İnsanlar gelecekle ilgili bir şeyler düşündüklerinde onunla ilgili bir hazırlık safhasına giriyor olması kişiyi dengede bırakır. Sadece hayalde kalırsa o zaman altıncı çakranın dengesizliğinin bir göstergesi olduğunu anlamış oluruz. Altıncı çakranın rengi koyu mavidir. Beslendiği nokta fiziksel olarak birinci çakradır. Yani altıncı çakra dengesizliği kişinin kök çakrası ile ilgili sorunlar olur. Eğer ki kişi birinci çakra ve altıncı çakra dengesizse olayları gereğinden fazla abartma ve kendi fayda gördüğü bir şeyi abartarak başka insanlara da anlatıp onun fayda olduğunu kabul ettirmeye çalışır. Ve altıncı çakrada dengesizlikler oluştuğunda eksi veya artı fark etmeksizin ciddi derecede kemikleşmiş duygular, ciddi derecede tersini kabul edememe halleri vardır. Ve altıncı çakra bir insanda dengede kaldığında kişinin anda kalabilme kabiliyetiyle birlikte gelecekteki hayalini yapabildiğinde kişinin hormonsal dengesinin çok keyifli bir hal olduğunu ve sağlıklı bir hal olduğunu anlarız ve gözlemleriz. Altıncı çakrayı dengede tutabilmek için rengi koyu mavidir. Koyu mavi renge bakmak kıymetlidir. Aynı zamanda kişiye yük getirmeyecek, kişinin sevdiği tarzdaki filmleri seyretmesi, roman kitaplarını okuyor olması ve aynı zamanda da
denize bakarak deniz içerisinde bulunan, örnek veriyorum, balık olabilir, gemi olabilir, denizin içerisindeki yosunlar olabilir. Bunları seyrediyor olması altıncı çakrayı dengeye getirir. Kişi koyu mavi renge bakarken onun böyle bir yuvarlak bir dönüş şekliyle mavi rengin sanki bir spreyle birlikte gelip altıncı çakradan içeriye girip bütün hücrelerini yıkıyor olduğunu hazmediyor olması ve bunu algılıyor olması kişinin altıncı çakrasını dengede tutacaktır. Aynı zamanda altıncı çakra sayısal düzen olarak 9999-9. Bu sayısal dizini hayalimize getirdiğimizde altıncı çakranın rezonasyonunu tamamlamış oluyoruz. 9999-9. Bunu gözünüzün önüne getirdiğinizde bu sayıların tek tek büyüyerek gelip altıncı çakradan içeriye girip bütün bedeninizi dolaşıp arkadan çıktığını, tekrar girdiğini, bütün hücrelerini dolaştığınızı sol taraftan çıktığını, tekrar gelip sağ taraftan çıktığını, bütün sayıları tek tek bu şekilde yaparsanız tire dahil bütün hücrelerinizin vizyonlama ve canlandırma dediğimiz, yani canlandırma hayal etmektir, vizyonlama ise tanımlamak demektir. Tanımlayabildiğinizi ve canlandırabildiğinizi çok net bir şekilde algılıyor olacaksınız. Altıncı çakra dengesizliklerinde kişinin genellikle hayal ile gerçekliklik arasında bir sorun yaşadığını veya gelecekle ilgili hiç bağlantı kuramadığını, umutsuzluk ve şu anda bulunduğu herhangi bir zor bir durum içinden çıkamamak, geçmişte takılı kalmak, geçmişin ona zarar verdiğini, kurban bilincinde olduğunu algılıyor olması bunlar 6. çakranın dengesizlik halleridir. 6. çakra aynı zamanda bir olayla meşgul olurken o olayın nereye evrilebilme seçeneklerin olduğu hakkında da bize fikir verir. Bir olayla ilgilendiğinizde, bir deneyiminizle ilgilendiğinizde 6. çakranın enerjisi o olayın daha olumlu olmasına, o olayı yönetirken daha geniş açıyla bakmanızı, kemikleşmiş duygularınızdan uzaklaşarak, bakış açınızı genişleterek, diğer insanların da bakış açılarını sevgiyle kabul edebilecek kadar güzel bir enerjiyle sizi huzur ve konfora ulaştırır. Kısacası 6. çakra bir vizyonlama çakrasıdır, umuda bağlanma çakrasıdır. Diğer insanların bakış açılarına da saygı gösterebilme halidir. Sizin 6. çakranız dengede ise bakış açınızın çok kuvvetli olduğunu, vizyonlamanızı keyifle yapabildiğinizi ve bunu aynı zamanda eyleme dökebildiğinizi çok net bir şekilde gözlemleme yeteneğine sahip olursunuz. Dikkatinizi 6. çakranızın önüne, arkasına veya yanlarına verdiğinizde eğer içinizde bir hafiflik oluyorsa, sizi sıkan bir şey olmuyorsa dengededir. Aynı şekilde arka taraf ve yanlar, dikkatinizi verdiğiniz yer içinizde bir huzur oluşturuyorsa, hafiflik oluşturuyorsa o zaman o çakra dengededir. Ama bir sıkışıklık oluşturuyorsa o zaman sıkıntıdır. Gülme oluşturuyorsa yine dengesizliktir. Bunları da kısaca bilgi olarak vermiş olalım. Sevgiyle kalın.